Ya kasabada kalırım ya da... Ya da ne? Başın ağrıdığı için biraz gezintiye çıkınca araban bozulabilir. Böylece geceyi sınırın öbür tarafında geçirmeye mecbur kalabilirsin. Evet. İşte canavar geldi. Canavar mı? Canavar babamın takma adı. Demek öyle. Küçükken hiç masal okumadın mı sen? Hayır, pek okumadım. Masaldaki canavar, oho bir insan kokusu alıyorum, onu bir elime geçirirsem ayakkabılarımı parlatmak için paspas yapacağım der ya. Canavar ha? Sanki bir devden bahsediyorsun. Eğer babamla tanışırsan beni çok iyi anlayacak. Eğer tanışırsam mı? Tabii ki tanışacağım. Demek bu uçakta o var ha? Evet, bu sabah maskeli balo için hazırlıklara başlayacak. Beni de İspanya'ya bu balo için çağırdım. Demek ki balo pazar akşamı, çok iyi. İyi olan şey nedir? Bir hafta kazandım. Niçin? Birbirimizi daha iyi tanımak için. Burada o kadar kalacak mısın? Balonuza geleceğim. İnanamıyorum. Nedenmiş o? Konukları tanımıyor musun? Tabii ki hayır. Ama beni tanıyorsun. Öyle mi? Belki daha çok erken ama mutlaka tanıyacaksın. Komik olan mı? Çocuk gibi olman hoşuma gidiyor. Senin için her şey sanki bir oyun. Ben de her yerde seni arıyorum. Babamın adamları da arıyor. Öyle mi? Lütfen yanımda sigara içme. Biraz dumanın kimseye zararı olmaz. Maskeli balonun pazar akşamı olduğunu sanıyordum. Bu dini bir tören. Ya. Anlıyor musun af dinleyiciler? Neler? Sessiz olursan anlamını sana açıklarım. Aha. Bak, bazıları yalın ayak yürüyor, bazılarının da sandaletleri var. Ha, iznine. Beni aradığını söylememiş miydin? Biraz önce kalabalığın arasında tanıdığım birini gördüm de. Aa, o kız tören başladığından beri seni arıyor. Evet, bir arkadaşım. O da babanın vereceği baloya katılmak için geldi ama düşündüğün gibi değil. Yanına gitsen...